Gerrit Bey'in frikine bir dikkat edelim. Bakalım 17 ya. Numara bir gelsin ekrana, rica edeceğim. Gerrit Bey bu hafta VTR sesli bir izleyelim. Çok dikkatli izleyelim. Abdülkerim abi, Rasim, bakın, Sinan abi, tamam. Ahmet hocam. Çok dikkatli bakalım. Gerrit Bey 12 numaraya dikkat ediyoruz. Gerrit Bey serbest vuruş kullanırken evet. Yapıyor ya. Bak. Ahmet Hoca'nın tanıdığı bu galiba. Nereye gidiyor top? Avuta. Avuta mı gidiyor? Ahmet Hoca ile bir alakası var mı adamın? Bak. Kim 12 numara? Tanımıyoruz. Erto? Tanımıyoruz. Bulalım 12 numarayı. Bulsun hemen Emreler, Onurlar. 12 numarayı araştırsınlar hemen. Arkadaş nereli olduğuna baksınlar. Ben Kıbrıs'ta penaltı atarken benim topumun üstüne de kum attılar. Senin ekibinden. 12 numarayı bulun bakalım kim olduğunu arkadaşlar. Heh, özür dilerim. Önümde arkadaşlarımdan özür diliyorum. Evet. 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri B grubunda oynanan Galler-İsrail maçında ilginç bir olay yaşanıyor. Takımının kazandığı frikik atışını kullanmak isteyen Gerrit Bale mesafe ayarlaması yaptığı sırada İsrailli futbolcu Ben Haim topa doğru el hareketleri yaptı ve bir şeyler söyledi. Ben Haim'in büyüye benzer bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi evet. görürken maçın en çok akılda kalan anı olarak o gece bütün interneti, sosyal medyayı sallamış. İsrail'de ve Galler'de hocam. Ne diyeceksiniz? Şimdi çok garip bir şey oldu. Ya cuma akşamı ya cumartesi akşamı Haber Maccabi Tel Aviv'de oynuyor Ben Haim. Haber Türk'te gece yarısı bir program izledim. Orada telepati konusu. Gizli güçleri olan insanlar konusu. Bu gizli güçleri olan insanlardan. Bu şeyin programı kızın. Zaman zaman Canan CIA, Özgen Mossad'ın kullandığı telepati yoluyla. Pelin Çift yerine gelen kız. Telepati yoluyla özellikle mesela bilmem ne atom bombası nerede saklanmış olabilir. Düşen için. Evet, telepati. Evet, orijinal. Yüzde bir insan veya binde bir insanda bir telepatik güç vardır falan diye. Belki de vardır ha. Ben inanmadığım bir şeylerdir bu işler. Alpinyo'ymuş çocuğun ismi. Kimin? Yok. Ben Haim. Maccabi Tel Aviv'de oynuyor. 12 numara. Evet. 12 numaralı. Şu anda evet, yaptığı abi. Ne biliyor musun? Dikkatini dağıtma falan değil. Kendine göre bir telepati yöntemiyle topu ve Gerrit Bale'i etkilemeye çalışıyor. Yani bu şey bir soytarılık değil. Hocam hani ben de izledim o programı. Şimdi hatırladım. Şeyin o Habertürk'te değil mi? Habertürk'te seyrettim. Cansu Canan diye bir kız var. Onun çok akıllı bir kız. Çok, sevimli çok bir akıllı. Kız. İki tane de bilim adamı arkadaş başarılı, vardı. Başarılı yani. İyi yapıyor işini. Hani adamlar soytarı değil. Ertem bizi bir kaldırsana. Dinler tarihçisi falan çağırıyor. Bizi bir kaldırabilir misiniz? İyi çalışıyor. Her şeyi kaldır. Müziği yükselt. Şey hakim yani. Çok enteresan. İyi çalışıyor. Kaldır aşağıda. Aşağıda kaldır evet. İsrailli bir bu çocuk tabii. Ben Haim. Olabilir. Şeyde bana bak. Bak bu hareketlerine bak. Tabii. Bak ya. Şey, dikkatini de dağıtmak istiyor olabilir hocam ya. Hayır abi. Bak şimdi. Dikkatini dağıtmak istiyor. Bilmiyorum sesimiz gidiyor mu? Sesimiz gidiyor değil mi? Dünyada evet, bazı insanlar varmış ki. Mesela Rusya'da bir tane kadın varmış. Onu da gösterdiler. Hiç dokunmadan. Bu metafizik istihbarat. Bir şey dokunmadan bir şeyi efendim masada. İstiyorsanız dön bana sonra beni de ver istiyorsan. Tamam mı? Evet. Masada oynatabiliyor. Aa, İnsanlar yani. bakışlarıyla çatalı bıçağı, soytarılardan bahsediyor. Şey var birkaç soytarı da var. Yani diyor ki bir Urikeller falan. Çok ciddi bir program ve evet, çok zevere evet, gizliyorum. Evet. Tebrik ediyorum Habertürk ve o kızımızı. Cansu mu adı? Cansu Canan. Ha Cansu Canan. Çok güzel işler yapıyor. Ve çalışıyor. Ha. Yani şeydi. İyi yapıyor işte. Allah Allah diyorum. Ben inanmam böyle şeye. Elimle tut. Sonra oradan tuttular Philadelphia deneyi. Hani metafizik istihbarat. Birkaç dakika içerisinde bir Amerikan donanmasındaki geminin Allah 600 kilometre üzerine oraya sonra bunun hokkabazlık olduğu ortaya çıktı filan dediler. Bilim adamları da iyi. Abi gel hokkabazlık. Bazı o hokkabazlık çıkar. Binde bir, on binde bir böyle telepatik güçleri olduğu bakışlarıyla beyin elektriğiyle. Yani %99 hokkabazdır. Arada çıkabilir, dikkat etmek ama lazım. Ama her insanda yok. Mesela çok enteresan bir şey söylüyor. Bugün rüya siteleri bütün istihbarat örgütleri tarafından dinlenir diyorlar. Bilir misiniz niye? Niye? İstihbarat örgütleri için bazı rüyayı bazı anlarda bazı şekilde görebilen insanlar özel insanlardır. Yani nasıl? Hocam o rüyalarla da bir şifreyle mesaj veriyor. Nasıl mesela Liverpool, Arsenal, Barcelona, Afrika'da, Asya'da küçük genç oyuncular içinden yüz binlercesinden bir tanesi bulup çekiyor, evet. Messi oluyor ya. Evet. Bir tanesi bulup çıkartıyor, Neymar oluyor ya. Tamam. Dünyada böyle özel yetenekli, özel güçlü olan insanlar arıyorlar.
Etrafınızda vardır. Bunlar büyücü falan değil. Telepat deniyor. Bir oynat bakalım. Devam et. 12 numara bak, ne yapacak? Bak şimdi enteresan bir Serkan. Şey yapıyor burada. Bak bak. İlginç. 12 numara ne yapıyor? Bittikten sonra ne yapıyor pozisyon? Ne yapıyor? Bak bak bak. Resmen metafizik bir şey yapıyor orada. Hayır bitti. Devam et. Atsın devam ettir bakalım. O bir şey yaptı falan yok onun ya. Ne yapıyor bak bir şeyler yapıyor. Kahar kahar kahar. Ya gel. Penaltı atsın da penaltı yapıyor. Şunu anlarım. Bak şunu anlarım. Bizim zamanımızda da yaparlardı. Top oynarken dikkatini dağıtmak evet, için. Evet. Evet, yaparlardı evet, bilir misin biraz sen? Biraz evet ayağım evet. Ha böyle hani cırt mırt yapar evet. Bir ya. Hani Sırt Erenköy'den hafif falan var. Hafif atarlar şöyle bunun falan. Bunun yaptığı ilk hareket. Hocam, 12 numara oyuncu yaptığı ilk hareket. Hafif böyle hani büyüde hocam, yaparız evet, ya. Evet, hocam o mesela ben geçen gün bir şey okudum dikkatimi çekti. İngiltere'den mesela. Bu Chelsea kadın doktoru vardı Eva. Onda da böyle bu yönleri varmış biliyor musun? Hafif böyle metafizik. Evet aynı kovuldu. Bak kovulduktan sonra Eva kovulduktan sonra Chelsea kazanamıyor. Kazanamıyor kaç maçtır dikkat ettiniz mi? 5 maçta 3 yenilgi. 3 tane yenilgisi bir beraberlik var. 3 maçta yenildi bak. Bu Eva'da da doğru. Bu Eva'da da bu tip şeyler var. Kovdu değil mi? Onda da var. Mourinho kovdu. Doğru. İlk hafta kovdu. Mourinho bunu kovdu. İngiliz büyüsü yaptırıyormuş. Bu da enteresan işler yapıyor. Abi ciddi söylüyorum. Benim İngiltere'deki bir arkadaşım söyledi İngiliz. Mourinho bunu yolladıktan sonra bak Chelsea nasıl gidiyor? 3 mağlubiyet, 5 maçta 3 mağlubiyet aldı arkadaşlar. Bak mesela bu kız da benim standartlarıma göre normal insan değil. Değil. Bak hocam. Hocam sen normal. Bu kızın gözlerine baksana çocuklar. Normal anlamda. Demek ki pozisyonu ver demek ki bak. Hangisi ya? Bak bu da değil. İşlere içinde girmem aydınlık bir adamsın. Ben aydınlık adamım da. Bunlara inanıyor musun? Bunun da soyu Kızılderililerden falan geliyor ben sana söyleyeyim. Kardeşim. Bunlardan geliyor. Büyü. Hocam ben bak, penaltı balon büyü, atayım da o gelsin fal, böyle böyle yapsın. Bir dakika yapsın. Ya büyü, fal, mal o işlere için ama. Bu trap kaka büyüsü yapıyor hocam bu trap kaka. Ne demek o? Aa İngiltere'de çıktı İngiltere. Doğru. Bu kız İngiltere mı büyüsü? Aynen bana İngiltere'de arkadaşım anlattı. Doğru. Trap kaka büyüsü. Bu İngiliz mi? İngiliz mi? Evet, Chelsea mi yapıyor şimdi? Bu grup keka Milika. Doğru oldu. Aynen, orada saçma Milika. Sapan büyüler Milika işte. Mı? Milika mıydı? Milika. Grup keka Milika. Doğru. Aynen öyle. Kovuldu diye Chelsea mi yapıyor bunu? Bak gözlerine bak. Bakışları normal değil. Kızın normal değil. İnanmıyorum bak futbolcuların üzerinde çok acayip bir etkisi vardı abi, gittikten sonra. Abi bu zayıf Sinan abi ya. İngiltere'deki Erken arkadaşım söyledi ya. Baykuş ne ötüyor böyle? İngiltere. Neyse müziği kısalım arkadaşlar. İnsanlar büyü müziği keselim şey Serkan. Kutsal kitapta da yazar. Büyü yoktur ya. Yani. Büyü diye insanlar korkuyorlar. Sahtekarlıktır. Ama haram kılınmıştır. Sahtekarlıktır. Büyü var ama haram kılınmıştır. Bu Eva'da sakatlık yapmayın. Yapmayanlar sahtekar. Yapmayın yaptırmayın. Büyü yapanlar sahtekardır. Yaptıranlar sahtekardır. Bu kolay anlatır. Büyü değil. Büyü yapanlar sahtekardır. Telepati. Hocam yani diyor ki onda da sahtekar. Mesela Uri Geller. Kim Uri Geller? Uri Geller vardı. Alırdı böyle şeyi. Ver bizim buraya geldi hatta Sinan Çetin programını sundu. Uri Geller alırdı böyle. Pıtır pıtır tak. Sahtekarın teki çıktı. Yani illüzyonist. Tabii. Ona bakarsın David Kapur'un sahtekarlar büyü yapan, büyü yapana, yaptırana inanmayın. Uzak durun. Kutsal kitapta da yazar. Uri Geller inanmayın. Böyle mesela şuradan vurur oradan biri kalkar falan. Allah Allah. Böyle. Sevgili seyirciler. Sissoko Yaruba Sissoko Monaco'dan ayrılmayı kafasına koymuş ve imam olmaya karar vermiş. Kim? Ekrana bir gelsin. Kim? Kim ya? Ne diyor? Monaco'lu. Allah kabul etsin. Ne o? İmam olacakmış Monaco'lu futbolcu. Monaco'dan ayrılıp imam. Sissoko Monaco'dan ayrılınca imam olacağım. İmam mı? Hem oynasın hem oynasın Monaco'da imamlık yapsın. İmam Sissoko. Bir de hocam peki İmam Beckenbauer var. Biliyor musun İmam Beckenbauer? İlk defa gördüm. Kimdir İmam Beckenbauer? Ya birisi yazmış. Berkan Çağlar. Yuh! İmam Beckenbauer'i bilmiyor musun? Ya Sinan abi nasıl yazacağım? İmam Beckenbauer olan futbolcu kimdir? Kim o ya? İmam Beckenbauer olan lakabı İmam Beckenbauer olan futbolcu kimdir? İmam Beckenbauer. İmam Beckenbauer olan futbolcu kim? Kimdir? Kim? Ya bir böyle bu bilmiyorum ya ilk defa duydum. Vallahi ben de ilk defa duydum. Oğlum 40 senemiz futbolda geçti bilmiyoruz. Ama nerede oynamış. Enteresan bir şey var yalnız. Lakabı İmam Beckenbauer. Bir şey söyleyeyim sana. Hocam. Ha. Enteresan bir şey var sana destek geldi. Cumhurbaşkanımız. Hocam sana destek var. Neymiş? Yani özür falan dileme diye destekler var. Hoca yani... Rap karşıtları da var, rap karşıtları da var yani ha. Ya bir dakika. Rap karşıtları da var. Milyonlarca insan. Bir şey demiyorum ama geliyor bak. Bu adamların televizyonda konuştuğu özür dilerim. Adamlar Türk futbolunun marka değerini düşüyor. Biz saygıyla karşılıyor muyuz? Ben de diyorum ki rap'e bulaşmayın. Bravo. Evet sana aklı Ahmet Hoca haklı. Rap'e uzak duruyor. İşler güya yüze ben gözümle özür demiyorum. Çok da lülü hocanın lafı güzel. Ya, çok ya bir dakika gelin bu Kisokka bırakacak. O gidecek bir camiye imam mı olacakmış hakikaten ya? Evet. Müezzin, müezzinlikle ya, Türk futbolcular da olabilir öyle yani bırakabilir. Ama herkes yani bırakır. Bizim diğer işleri gibi imam değil. Adam futbolu bırak,
bırakıncadır belki. Ya da İmam, futbolla da devam etsin. Hangi camiyi şey ayarlamış? Hangi cami? Olsun kardeşim ya. İmam Cisokko. Daha iyi. Beğenir misin sen Cisokko'nun futbolculuğunu? Ben bunu 10 tane tanımıyorum bile ben bunu. Vallahi tanımıyorum. Neyi tanımıyorsun hocam? Cisokko. Cisokko'yu tanımıyorum. Seyret. Hocam nerede? İsveç karşısında 4-1'lik galibiyet elde ediyor Avusturya. Sinan abi. Evet canım. Futbolcular bekle bizi Fransa geliyoruz yazılı tişörtlerle gruptan çıkmayı kutluyorlar. Teknik direktör Koller ise bu şekilde basın toplantısına çıkıyor. Kimin bu? İsveç Koller, Avusturya milli takımının teknik direktörleri. Fransız ekmeği. Yine Fransızların simgesi olan baget ekmeği. Baget ekmeği. Ne güzel gider biliyor musun şimdi biliyor musun? Şapka. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ne gider biliyor musun baget? İnanılmaz. Kolay şey. Allah açız. Buradan da Kerim lahmacun yolla da yiyelim ya Kerim ya. Vallahi iki senedir bizim maçlarımız aşkına. Vay. Böyle yapıp yapıp. Şuna bak. Bak bak. Yalnız bak. Bir söyleyeyim mi? Avusturya var. Avusturya milli takımının teknik direktörü Koller'in haline bakın. Yalnız bizde olsa ne olur? Ertem. Düşünebiliyor musunuz bizde olsa ne olur? Ertem şu konuya bir 15 bir saniye ara verebilir miyim? Çok mesaj geliyor. Şununla ilgili, statla ilgili. Arkadaşlar Beşiktaş'ın stadı muhtemelen Mart'ı Nisan'ı bulur en kötü. İyimser olarak söylüyorum hadi. Mart, Nisan. Benim gördüğüm, geçtim oradan baktım. Beşiktaş'tan kimseyle falan konuşmam. Benim gördüğüm, o stat Mart'tan Nisan'dan erken o stada Beşiktaş gireceğini zannetmiyorum. Yani onun için haberiniz olsun. Statla ilgili çok soruyorsunuz bana. Haberiniz olsun. Benim tahminim o. Evet, Avusturya. Bu şimdi neyi protesto ediyor bu arkadaş? Protesto etmiyor. Avusturya kazanıyor. Kazandıktan evet. Sonra mutluluktan. Fransa'ya gidiyorlar ya. Beklemesi Fransa diyorlar. Yani ötekisi işte su basmış. Ayaklarını şey yapmış. Bu da karnı acıkmış. Yemek yiyor. Normal abi yani. Kim? Hayatta ne önüne geldiyse. Ne karnı acıkmış ya. Sen de sağ ol ya. He? Ne karnı acıkmış ya. Maçtan sonra basın toplantısında adamın karnı mı acıkır? Acıkırsa da orada mı yer Sinan ya? Acıkmış da şekeri düşmüş. ben sana söyleyeyim. Şekeri bak karizmatik ama çocuk. Yani Fransız ha. Yapıyor kendini. Şapka geliyoruz. Makka. Bekle bizi Fransa Şapka diye. Makka. Şöyle evet. Mesela Türkiye'de bir hoca yapmış olsa ne olur? Mesela. Hangisi? Şu hareketi Türkiye'de bir hoca yapsa, Türk takımlarında çalışan bir hoca yapsa. Sence sempatik bulur. Çok sempatik görünür. Vitor Pereira buna benzer şeyler yapabilir. Çemek, hayır biz de Fransa'ya gitme vizesi inşallah alırız da. He? İnşallah. Biz de alırız inşallah da inşallah. Alacağız. Ha, inşallah. Ben o zaman soracağım size. Burada aylar önce yaptığınız açıklamaları tek tek kime soracaksın? Hepinize. He? Sinan abi hariç. Sinan abi çünkü. Zaten sen öyle tabii. Sen ne? Hayır Sinan bir dakika. Hariç, Sinan abi. Bir dakika ben Sinan abim var değil. Sinan abi ne dedi? Ne dedi? Erken konuşuyorsun. Sen bekleyin dedi. Sagopa hocaya sallıyormuş. Ben ne dedim? Sagopa hocaya sallıyormuş şu an. Sonunu bekleyelim. Doğru sen böyle dedin. Ben dedim hani gidemezsek de. Gidemezsek de. Bağışla affedersin. Sagopa hocaya sallıyor. Gidemezsek de. Sagopa hocaya sallıyor evet. Yani, ama o değil mi? Bir dakika. Yine saatimiz geldi. İki hafta önce yine bu saatlerde. Burada sallıyor. Hemen pandırı gönderecek. Hocam kimseyi çağırmayalım. Onun için kutu simitli oldu. Kutu simitli oldu. Meake başladı. Ya bir dakika dur abiciğim. Neydi o? Aşim dede efendininki neydi? Yine bir hocam. Ya meake başkanı da gideceğiz yaptığınıza bakayım. Hamamizade. İsmail Dede Efendi'den. Sevgili seyirciler, Merkez Hakem Komitesi. Büyük bestekarımız Hamamizade İsmail Dede Efendi. Özür dilerim. Kaç defa dinledin hayatında? Bir gül nihal aldı bu. Hazırlayın onu. Arkadaşlar Onurcuğum, Onur Yıldız rica ediyorum. Hazırlayın kardeşim. Gonca gel. Abişim bir dur Kudüs Hoca'ya gidelim. Sinan abi Kudüs'ü, bu kaseti Kudüs'ü. Şöyle anons etmeni rica ediyorum. Ben seni korurum Kudüs'ü diyebilir misin bir kere? Ayıp olur. Evet, ya hayır kötü anlamda değil ya. De. Anılarımız canlansın. De. Görevini düzgün. Ben seni kuru... Aa düşün. Ben seni de ağzını yürüyüşüyordu. Ben Kudüs'ü... ben... Ha gülmeyeyim ayıp ben ya çok ayıp. Ben seni korurum Kudüs'ü. Korkma. Öyle değildi. Evet hocamız konuşuyor. Kudüs'ü hocaya. Ertem. Kucak dolu sevgiler hocam konuşuyor. Sinan'a iki taklidi yapmak istiyorum. Ne? Öyle denemişti. Aynen şöyle bir şey. Hayır. Ben seni korurum Kudüs'ü. Hayır öyle demedim. Hayır öyle demedim. Estat da. Son yapıldı. Sen kasa vermiş. Ben kasa vermiş. Ben kasa vermiş. Devrim Zengi'ye konuştum. Devrim Zengi'ye konuştum. Ben seni. Arkadaşlar. Ben seni korurum Kudüs'ü. Az sonra Devrim Zengi kardeşimin çok özel röportajını seyrediyorum. Bravo Sinan abicim, teşekkür ederim.